Bundan önceki videoda başlangıç koşulu 0 ve k arasında olan lojistik diferansiyel denklemi sağlayan nt'yi bulmaya çok ama çok yaklaşmıştık. Hatırlarsınız. Biraz daha cebirle uğraştığımızda çözüme ulaşmış olacağız arkadaşlar. Çok az kaldığı için heyecanlıyım. Evet. Nerede kalmıştık? nt için bunun doğru olması gerekiyor. Şimdi de logaritma özelliklerini kullanarak eşitliğin sol tarafını baştan yazacağız. 2 logaritmanın farkını 1. bölü ikincinin logaritması olarak yazabiliriz. n bölü 1 eksi n bölü k. Eşitliğin diğer tarafında da bu var. Kopyalayıp yapıştıralım. Ya da yazarsam daha iyi olacak. Bir dakika. Evet yazalım. Eşittir rt artı c. Buna göre e üzeri rt artı c'nin buna eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Neden diyecek olursanız, bunun doğal logaritması bunu elde etmek için e'nin hangi kuvvetini almamız gerektiğini gösterir de ondan. Hemen yazıyorum. Ya da bir dakika şöyle yapalım. Eğer bu buna eşitse, e'nin sağ taraftaki ifadeye eşit olan kuvveti ile sol taraftaki ifadeye eşit olan kuvvetlerinin birbirine de eşit olması gerekir. Yani e üzeri, burada parantez içindeki ifade, n bölü 1 eksi n bölü k. Neyin nereden geldiğini takip edebilmek için aynı renkleri kullanalım. Eşittir e üzerindeki buradaki ifade. Yani e üzeri rt artı c. Burayı da evet elimizde e üzeri bir şey artı başka bir şey varsa bunu e üzeri rt çarpı e üzeri c olarak da yazabiliriz. İşimizi kolaylaştırmak adına buradan başka bir sabit daha gelecek. Buna c dediğimize göre ona da c1 diyebiliriz. Ama ben bunu sabit olarak adlandırmaya devam edeceğim ve bu şekilde e'li terimin başına yazacağım. 1 sabit çarpı e üzeri rt. Ve şimdi de e n'in neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Eğer şu anda bunu kendi kendinize bulabileceğinizi düşünüyorsanız hemen videoyu durdurun ve çözümü benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Tamam mı? Bir bakalım. İki tarafında tersini alırsak, şuraya bir çizgi çizeyim ki her şey birbirine karışmasın. Evet, buraya da ne diyordum? İki tarafında tersini alırsam 1-n bölü k bölü n eşittir c çarpı e üzeri eksi rt elde ederiz. Buradaki 1 bölü C yine bir sabit olacağı için C'nin tersini aldığımızda bunu elde ederiz ve işlerimizi biraz daha kolaylaştırmak adına bunun yerine de şimdilik C harfini kullanalım. Buna C1, buna C2 ve buna da C3 demek mümkün. Ne de olsa aynı sabitler değiller. Bu e üzeri buna bu da bunun tersine eşit. Anlaştık mı? Aslına bakarsanız böyle yapmam çok daha iyi olacak çünkü bu sayede hiçbir şeyi karıştırmamış olacağız. Bu, bunun tersine eşit ve e üzeri rt'nin tersi de e üzeri eksi rt'ye eşittir. e üzeri eksi rt. Bu kesrin payını ve paydasını n'e bölersek, bunu ayrı ayrı yapacağım. Bunu n'e böldüğümüzde, buradakinden bahsediyorum, 1 bölü n elde ederiz. Bunu böldüğümüzde de eksi 1 bölü k. Eksi 1 bölü k buna eşit olacak. Kopyalayıp yapıştırayım şimdi. Evet, buna eşit olacak. Şimdi de eşitliğin iki tarafına eksi 1 bölü k ekleyebiliriz. Keseyim ve buraya yapıştırayım. İki tarafa eklediğim için işaretin artı olması gerekecek. Şimdi onu da düzeltelim. Artı 1 bölü k. Ve n'nin daha doğrusu n'in neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafın tersini almam yeterli olacak. Fonksiyon gösteriminde bunu yazayım. nt, t'yi de beyazla yazalım. Eşittir. 1 bölü buradaki ifade. 1 bölü, hemen kopyalayayım ve yapıştırayım. 1 bölü kopyala ve yapıştır. İşte bu kadar. Bu sonucun kendi içinde ilgi çekici bir sonuç olduğunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Şu şekilde yazabiliriz. Burada kesir içinde kesir gibi olan k'yı bu şekilde bırakmamak adına buradan devam edeyim. nt eşittir payı ve paydayı şununla çarpacağım ya da bir saniye şimdilik bu şekilde bırakayım. ve n alt indis sıfırın n 0'a eşit olduğunu varsayarsak yazıyorum. n 0 eşittir n alt indis 0. Evet. Başlangıç koşulunun bu olduğunu biliyorsak sabitin neye eşit olduğunu bulabiliriz. Öyle değil mi? n0 eşittir 1 bölü t0 olduğunda burası 1'e eşit olacak ve buradan sadece sabit yani c3 gelecek. Bir de artı 1 bölü k var. k'nın ortamın el verdiği maksimum birey sayısı olduğunu da hatırlıyorsunuz değil mi? Eşittir n alt indi 0. Buradan da kendimize biraz yer açalım. İki tarafın bir kere daha tersini alacağım. Video boyunca ne kadar çok tersini aldık öyle değil mi? C3 artı 1 bölü K eşittir 1 bölü N alt indis 0. Evet iki tarafın tersini alınca bunu elde ettik ve buradan da C3'ü 1 bölü N alt indis 0 eksi 1 bölü K olarak buluruz. Ve şimdi de çözümü yeniden yazarsak ki bundan lojistik fonksiyon olarak bahsedeceğiz. NT eşittir 1 bölü sabitimiz buna eşitti hemen kopyalayayım ve şuraya yapıştırayım. Evet bu sabitimiz çarpı e üzeri eksi rt. Eksi r çarpı t artı 1 bölü k. Buradaki gibi paydada kesir bırakmayı sevmiyorsanız, kesrin payını ve paydasını en alt indis 0 k ile çarpalım mı? Çarpı en alt indis 0 k ve çarpı en alt indis 0 k eşittir. Payda en alt indis 0 çarpı k olacak. Paydada ise bunu en alt indi 0k ile çarpınca k elde ederiz. Bunu en alt indi 0k ile çarpınca en alt indi 0 eksi en alt indi 0 çarpı e üzeri eksi rt ve bunu en alt indi 0k ile çarpınca da en alt indi 0 elde edeceğimize göre artı en alt indi 0 yazabiliriz. Ve işte bu kadar. Lojistik diferansiyel denklem için bir çözüm bulduk. Bundan lojistik fonksiyon olarak bahsedeceğiz ve önümüzdeki videolarda da ne işe yaradığını göreceğiz. Bu fonksiyonun grafiğini çizecek olursanız, ki sizden bunu yapmanızı rica ediyorum, internette Wolfram Alpha gibi siteleri kullanabilirsiniz. Ya da varsa grafik çizen hesap makinenizi. Fonksiyonun istediğimiz özelliklere sahip olduğunu göreceksiniz. En alt indis sıfırda başlayacak, artan bir hızla artacak ve maksimum popülasyona ulaştığımızda da artış hızı yavaşlayacak. Evet, bu son derece net bir fonksiyondur. Bir popülasyonu bunu kullanarak modellerseniz, popülasyonun belirli bir zamanda neye eşit olacağı ile ilgili tahminler yapmaya başlayabilirsiniz. Umarım sizin için de ilgi çekici ve faydalı bir video olmuştur.